Manşete hoş geldiniz. Erdoğan şah çekti konulu manşet. 28 Şubat kararlarını daha doğrusu 28 Şubat kararları deyince akla 18 maddelik kararlar geliyor. MGK 1997 MGK'sı ama o değil. Son mahkeme kararları ve bu mahkeme kararlarıyla 28 Şubat'ın faili olduğu iddia edilen 14 emekli askerin tutuklanması ve yaşları çoğunluğu itibariyle 80'in üzerindeki bu askerlerin cezaevlerine konması. Buna bakacağız. Sadece buna değil elbette son dönemin popüler konusu Sedat Peker ile Cevheri Güven arasındaki polemiğe bakacağız. Cemaatle ilgili tartışmalara bakacağız. Gene Afganistan'la ilgili konulara bakacağız. O arada elbette manşetin radarına takılan kimi caps'leri veya kimi haberleri veya kimi alıntıları da ekranlara getireceğiz. Çok boyutlu analiz yapmaya, meselenin her tarafından e, bakmaya e, çalışacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Erdoğan şah çek, çekti derken kastettiğimiz şu ilk konuyla girelim. Hatırlatalım birkaç ay evvel e, emekli amirallerin e, bir bildirisi söz konusuydu. Bu bildiri e, Veryansın TV'deki bir YouTube kanalı yayınlandı. İşte bağlı bir sitede yayınlandı ve bir gece yarısı cumartesiyi pazara bağlayan gece e, konulduğunda e, bir anda bir fırtına koptu ve 104 amiralin bildirisi o bildiriden imzasını çekenler oldu veya haberim yoktu diyenler oldu ama geneli itibariyle kabul edildi ve o amirallerin bir bölümü de ifadeye davet edildi bir bölümü de e, ayak bileğine kelepçe takılarak evlerine gönderildi e, o iş öylelikle kapatıldı gibi durdu ama o, o sıradan bir olay değildi Boşuna bir olay değildi. Yüksek Askeri Şura'ya doğru o bildiri son derece maksatlı bir bildiriydi. Bilinçli bir bildiriydi ve o amiraller de neye imza attıklarını, neyin bildirisini hazırladıklarını biliyorlardı. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerindeki değişim, dönüşüm, Erdoğan'ın veya Erdoğan'a bağlı isimlerin yaptığı kimi hamleler, başta Genelkurmay Başkanı, eski Genelkurmay Başkanı ve yeni Savunma Bakanı ama ordunun her komutasına hükmeden Hulusi Akar olmak üzere arada bir şey döndüğü muhakkaktı ve Yüksek Askeri Şura bu açıdan beklendi. Yüksek Askeri Şura'da ise bir takım terfi ve atamalar oldu. Gazeteci Cevheri Güven'in iddiasına göre Türk şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yarıdan çoğunu Hulusi Akar şekillendirmiş durumda. Ve yine gazeteci Cevheri Güven'in iddiasına göre Hulusi Akar ve Hakan Fidan Erdoğan sonrasını şekillendiriyorlar. Ordunun tüm terfi ve atamalarına hakim olmuş durumdalar. Başta kurmay kadro olmak üzere. Sedat Peker Sedat Peker'in de bu e, ne bileyim önüne düştüğü ekiple alakalı yani yaptığı paylaşımları, çektiği videoları ve yaptığı paylaşımları bir ekibin parçası olarak yorumladı ve bundan dolayı Hulusi Akar ve Hakan Fidan'a Erdoğan sonrası şekillenme söz konusu olduğunda hiç dokunmadığını söyledi Sedat Peker'in. E, Cevheri Güven'in bu e, iddiası üzerine Sedat Peker e, iki... E, İki gün aralıkla bir dizi tweet attı ve böyle bir şey olmadığını hatta Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ı eleştirdiği taraflarında olduğunu söyledi. Ancak o arada başka bir şey daha ortaya çıktı. Ee, yine e, Merdan Yanardağ'ın Tele1'de e, dile getirdiği iddiayı takip etti Cevheri Güven ve Marmaris'e giden ikinci bir suikast timinden bilinen tim... Gökhan sönmez ateş liderliğindeki tim şu anda işte müebbetle yargılanıyor cezaevinde. Ama onun dışında ikinci bir timin gittiği ve bu ikinci timle alakalı bütün kayıtlarında silindi iddiasını dile getirdi ki son derece önemli bir iddiaydı. Gökhan Gökhan sönmez ateşin işte mahçılar deniyor, Biz, bizi hareket ettirmediler, ikinci timi gönderdiler ifadesi de son derece önemli ve Sönmez Ateş'in bu ifadesi üzerine de koğuşuna bir mermi düşüyor. O da yani daha fazla konuşma, canlı yakarız manasına gelen bir şey. Erdoğan'ın duruma uyandığını anlattı Cevheri Güven ve Mustafa Varank'a, güvendiği Mustafa Varank'a git bu işi araştır dediğini söyledi ve uçuş kayıtlarına Mustafa Varank da ulaşamıyor. Yine Erdoğan'ı o gün 15 Temmuz'da Ümit Dündar Devlet Bahçeli, Ümit Dündar dönemin birinci ordu komutanı İstanbul'da konuştu. Ve Devlet Bahçeli ikilisinin Erdoğan'ı Erdoğan kurtardığı, Erdoğan'ın kendisini bunların kurtardığına inandığı en azından o gün itibariyle böyle bir iddia da var. Ve o Ümit Dündar esasen genelkurmay başkanlığına yürümesi gerekirken emekli edildi ve Yaşar Güler genelkurmay başkanlığında, Yaş haddinin dolmasına haftalar olmasına rağmen tutuldu. Bunların hepsi Hulusi Akar operasyonuydu. Daha doğrusu Hulusi Akar Hakan Fidan ikilisinin Erdoğan sonrasını şekillendirdiği Ordu'ya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tümüyle hakim oldu. Sedat Peker'in de aynı veya yakın paralel bir cepheyle hareket ettiği filan gibi iddialar. Bunlar gerçekten son derece önemli ve üzerinde durulması gereken şeyler her ne kadar Sedat Peker reddetse de. O arada Sedat Peker de bütün bunlar olurken yani askeri hesaplaşmalar, amiraller, amirallerin bildirilisi, yüksek askeri şura, işte terfiler, şunlar bunlar olurken bir anda dikkatleri cemaatin üzerine kırdı ve işte AKP cemaatle anlaşacak arada aracılar var işte filan gibi bir iddia ortaya attı bunu da çok temellendirmedi cemaat tarafından cemaate yakın isimler böyle bir şeyi reddettiler böyle bir şey yok dediler ama cemaatin üst tabakasından veya Fethullah Gülen'den en azından bir yalanlama doğrulama veya böyle bir şey vardır yoktur veya ileride böyle bir şey olmayacaktır düşünülemez bile filan gibi bir açıklama gelmedi. Bunu da e, not düşmüş olalım ama e, şu anda konunun çok cemaatle alakasının olmadığı ve Sedat Peker'in hedef saptırdığı kanaati genel olarak genel olarak hakim. Peki amiraller ne diyor? Amirallere baktığınızda e, mesela bu 104 amiralden biri Atilla Kıyat e, deniz e, kuvvetlerinde emekli oramiral. Eee Arkadaşlar ki kendisi de bu amiraller bildirisinden sonra sorguya davet edilmiş, ifadesi alınmıştı. Arkadaşlar birisi muhalefet partilerine 14 general ve amiralin ömürlerinin son günlerini geçirmek üzere cezaevine konulduklarını söylese diye bir tweet attı. Yeni bu tweet. Yani son 28 Şubat tutuklamalarından bahsediyor. Başta Çevik bir Erol Özkasnak Kasnak ve Çetin Doğan olmak üzere. Fakat Atilla Kıyat'ın attığı... Bir diğer tweet son derece dikkat çekici. Bunu 19 Ağustos'ta paylaştı. MGK karar makamı değildir. Hükümete karar teklifinde bulunur. Hükümetler bu kararı uygulayıp uygulamamakta yetkilidir diyerek 28 Şubat kararlarını eleştiriyor. 28 Şubat kararlarını eleştiren isimlerin dayandığı iki nokta var. 28 Şubat'ı... 28 Şubatçıları savunan avukatlar da bunu müdafalarının temeline oturtmuş durumdalar ve şu anda kendilerine perspektif verilen gazeteciler de aynı şeyleri söylüyorlar Ankara çıkışlı bilgilerde İstanbul çıkışlı bilgilerde Atilla Kıyat da onu yazmış esasen iki savunmayı iki omurgaya oturtuyorlar. 1. 28 Şubat'ta her şey MGK eliyle oldu. MGK yasal bir kurumdur. Tavsiye niteliğinde kararlar verir. Orada askeri kanatta vardı. Demirel, Erbakan falan sivil kanatta vardı falan. Her şey MGK eliyle olup bitti. Niye bizi içeri atıyorsunuz? Birinci savunma argümanı bu. İkinci savunma argümanı da 28 Şubat işte cemaatçilere karşı yapıldı. Hedef cemaatçilerdi. Bak gördünüz mü? 28 Şubat baş, biz, da biz arkasını getirseydik, devam edebilseydik 15 Temmuz olmazdı. E, bunu söylüyorlar. Yani bu iki temel argümanla şu anda kendilerini ifade etmeye çalıştıkları kanallarda da, internet, Twitter'da da işte Atilla Kıyat'ın yazdığı gibi pek çok şeyle de bunu bu temele oturtmaya çalışıyorlar. Gerek avukatlar, gerek gazeteciler, gerekse emekli askerler vesaire. Bir, her şeyi MGK yaptı. İki, ya zaten cemaatçilere mücadele için zaten o bildiri hazırlandı. 28 Şubat bildirisi buydu. Bak gördünüz mü cemaat de sonra darbe yaptı. İki temel argümana oturtuyorlar savunmalarını. Ancak Atilla Kıyat'ın bu tweet'in devamında attığı tweet önemli. Hiçbir sorun çözülemez. Yani ne diyor? Siyasetçi hesap vermedikçe hiçbir sorun çözülemez. Katılıyorum. Siyasetçiler de hesap verilmeli. Hatta o günkü medya unsurları da bir öz yapmalı. Hani hep diyorlar ya öz eleştiri, öz, eleştiri, öz eleştiri. O günkü Sabah Gazetesi Fatih Çekirge filan yönetiminde, o günkü Hürriyet Gazetesi Ertuğrul Özkök, Sedat Tergin filan yönetiminde falan. Zafer Mutlular, şunlar bunlar yani Dinç Bilgin ve Aydın Doğan medy medyası da ciddi bir şekilde şapka önüne koyup düşünmeli yani. Ve bunun büyük bir bölümü de bu medya unsurlarının Fikret Bilalar, şunlar bunlar aktif yani. Fakat Atilla Kıyat devamla diyor ki, Balyoz ve Ergenekon'la alınamayan intikam bugün alınıyor. Umarım tesadüftür. Hulusi, Hulusi Akar'ın emekli askerlere susun ricasından birkaç gün sonra alınan infaz kararı manidar. Burada çok önemli bir kulüs veriyor Atilla Kıyat. Diyor ki, Hulusi Akar emekli askere su emekli askerlere yani bizlere susun dedi. Biz amiraller bildirisi verdik. 104 amiral bir bildiri yayınladı. Nisan ayında. Yüksek Askeri Şura geliyordu ve zaten bu bununla ilişkiliydi. Yüksek Askeri Şura'da ne olduysa oldu ve bu aydınlık Camiası'na Doğu Perinçenkilleri, şunları bunları, ver Yansıncıları falan mutlu etmiş gibi görünse de esasen ciddi bir vozurdama var aşağıda ve emekli generaller ve amirallerde de var. Biz Yüksek Askeri Şura kararlarından memnun olmadık. Yüksek Askeri Şura'da işler istediğimiz gibi gitmedi. Ve Hulusi Akar bize susun dedi. Bekleyin dedi yani. Biz sustuk. Bir şey demedik. Bekliyorduk. Pat birkaç gün sonra infaz kararı. Manidardır bu diyor Atilla Kıyat. İlk ağızdan anlatıyorum. İlk ağızdan ekranlara getiriyorum. Bildiri verdik. İfadeye çağırdılar. Yüksek askeri Şura kararları oldu. İçimize sinmeyen şeyler çıktı. Hulusi Paşa bize dedi ki susun. E peki tamam sustuk. E şimdi bu ne oluyor? 14 general ve amiral 28 Şubat'tan dolayı tutup aldınız. Çoğunun yaşları 80'in üzerinde ve cezaevine koydunuz. Hani bizim gibi böyle bilek, ayak bileklerine kelepçe takıp evlerine de göndermediniz. Direkt cezaevine attınız. Bu infaz kararı manidar diyor. Hulusi Paşa bize susun dedi, sustuk. Ama arkasından bu. Bir dakika diyor. Erdoğan şah çekti çünkü. Evet. O açıdan enteresan. Ve evet Çevik 1 ve Çetin Doğan başta olmak üzere ki Çetin Doğan Batı Çalışma Grubu'nun mimarlarındandır. Ama 28 Şubat sürecinde ismi çok ön planda geçen isimlerden biri değildi. Çevik 1 vardı, Karadayı vardı, Hüseyin Kıvrıkoğlu vardı, Erol Özkasnak vardı, Genelkurmay Genel Sekreteri medya sorumlusu oydu. Bütün medyaya manşetleri attıran emirler, talimatlar veren oydu. Gazeteci Müyesser Yıldız'ın masumlar, bu masumları içeri atıyorsunuz dediği, yani bu insanlar masum değiller. Yani Ha şu açıdan e, haklı olarak kendilerini haklı görüyor olabilirler. Zaten 28 Şubat'ta Genelkurmay brifinglerinde ilk kurdukları cümle de buydu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte rejimi koruma kollama görevi. Kendi aldıkları askeri doktrin gereği yaptıklarının normal olduğunu düşünüyorlar. Yani biz siyasete de müdahale ederiz, ayar da veririz, gerekirse darbe de yaparız ama bütün bunların hepsini e, rejimi koruma kollama görevinden dolayı yapıyoruz. Ondan dolayı zaten yaptıklarını suç olarak görmüyorlar. Suç olarak görmedikleri için de kendilerini masum addediyorlar. Fakat iş demokrasi ve hukuk temeline geldiğinde suç. Siyasete müdahale. Tankları yürütmek vesaire şu bu falan. Şimdi ee, mesela bir emekli amiral imzacıların içinde mi değil mi bakmadım ama Mustafa Özbey Diyor ki muhalefet partileri size sesleniyorum. Darbe diye pazarlanan 28 Şubat MGK tavsiye kararları aşağıdadır. Hapsedilen generallerle bu MGK kararları da mahkum ediliyor. Hukuk devleti ve layıklık ilkesi cezaevine konuyor. Sizlerse ölü taklidi yaparak susuyorsunuz. Şimdi hangi hukuk devleti, hangi layıklık ilkesi falan gene bakın. Başta söylemiştim ya MGK kararları. Birinci maddeye gidin. Birinci madde ne diyor? Ya her şeyi MGK yaptı. İkinci madde ne? Cemaate karşı yaptık. Bu iki maddeyle kendilerini savunuyorlar. Şimdi birinci madde üzerinde duralım. Ve bu emekli amiral Mustafa Özbey'in tweetine alıntıladığı 28 Şubat kararlarına bakın. Atatürkçü din adamı yetiştirilecek. Dini tesis diyanet izni, tarikat faaliyetlerine sonra ordu aleyhine yayınlar denetlenecek. ordun atılanlar istihdam edilmeyecek. Dış kaynaklı irtica tehdit önlenecek. Bürokrasi ve yargı irticadan temizlenecek. 28 Şubat kararlarından bahsediyorum. Yasalara uymayan yetkililer yargılanacak. Kıyafet kanunu tavizsiz uygulanacak. Falan. Evet. Atatürk karşıtı suçlar adı. Bir, bir sürü. Şimdi buradaki diğer maddeleri bilmem ama bazı maddeler. Suç, siyasete müdahale, sosyal topluma müdahale, demokrasiye müdahale. Yani diyorsunuz ki mesela bürokrasi ve yargı irticadan temizlenecek. Neye göre nasıl? 15 Temmuz'da olduğu gibi. 28 Şubat'ın devamıdır esasen. Dış kaynaklı irtica tehdidi önlenecek. Nasıl? Neye göre? Yasalara uymayan yetkililer yargılanacak. Nasıl? Neye göre? Kıyafet Kanunu tavizsiz uygulanacak. Nasıl? Neye göre? Evet. Evet. Burada baktığınızda orada aleyhine yayınlar denetlenecek. Sana ne ya? Hiç istediği yayını yapar. Ama işte e, askeri vesayet gidip sivil vesayet geldi. de sivil vesayette kendi aleyhindeki yayınları denetliyor? Asker oldu da o da kendi aleyhindeki. Bu, bu iş böyle. Atatürkçü din adamı yetiştirilecek. Evet. Bütün bunların hepsi 28 Şubat kararları. Yirmi, yeni Yüzyıl gazetesinden 28 Şubat 1998 tarihli e, kupürü kesmiş koymuş. Ama yani 28 Şubat kararları 1997. Onu da hatırlatalım. 24 sene geçti üzerinde. Evet. Bir de işin böyle bir tarafı var. 28 Şubat üzerine çok şey konuşulabilir, çok şey söylenebilir. Fakat sadece şu kadar söyleyeyim. Ben Erbakan Refah Partisi çizgisini 3 yıl muhabir olarak takip ettim. O çok anlatırdı böyle toplantılarda falan, yemek sonrası falan muhabbetlerde işte... ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin eski dilde. Meseleleri bilme. Yani işte ilmel yakin e, okuyarak, e, araştırarak, işte aynel yakin görerek falan. İşte hakkal yakin içinde bulunarak. Hatta şu örneği verirdi hiç unutmam ama güzel bir örnektir. İşte siz... E, Kitaplardan karışarak, karıştırarak veya belgesel seyrederek okyanustaki dalgaları anlamaya çalışabilirsiniz. Ya da bir geminin, işte buna ilmel yakin deniyor. Ee, bir geminin güvertesinden veya e, güvende böyle bir kıyı şeridinde bir karada bir noktadan dalgaları seyredebilirsiniz. Buna da el yakin deniyor. Yani gözleriyle görerek dalgaları takip etme. E, geminin güvertesinden filan. Bir de hakka yakin yani içinde yaşayarak yani o dalgalarla yaka paça olabilirsiniz bir teknedesinizdir ya da ne bileyim sörf yapıyorsunuzdur ya da yüzüyorsunuzdur. O dalgalarla yakapaç ve o dalgaları ancak o zaman şey yaparsınız. Daha iyi anlarsınız. Yani ilmel yakin ve aynel yakin seviyesinden daha üst bir seviyedir bu. Şimdi biz o bu misalden hareketle biz 28 Şubat'ı içinde yaşadık. Erbakan Hoca tabiriyle söyleyeyim yani hakka yakin bildiğim bir konudur bu. İçinde yaşadık. Yakapaça olduk. Ben 95, 96, 97, 98, 99 Ankara'da muhabirim ve Refah Partisi'ni takip ediyorum. Refah Partisi'ni muhalefette takip etmeye başlamışım. Seçimde birinci parti olmuş. Erbakan başbakan olmuş. Çiller'le Refah yolu kurmuş. İşte 28 Şubat MGK'sı toplanmış. Ardından parti kapatılmış. Öbürü bir iki. Parti kapatıldıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nde de takip ettim Erbakan'ı. İçinde yaşadık. Ne olduğunu ne bittiğini biliyoruz anlatmasınlar yani. MGK tavsiye hükmünde karar verilmiş de o gün Demirel de varmış da hükümet şeyle imza atmış da biz bir şey yapmamışız da kanunlar falan sınırlar dahilinde bilmem ne filan falan. da yani işte biz bilgilendirme görevimizi yaptık falan. Genelkurmay briefinglerine sırayla herkes davet edildi. Üniversiteler, valiler, medya, Tek tek böyle sıraya dizildi ve orada brifinglerle böyle böyle yayınlar yapacaksınız, durum böyle böyledir diye brifingler verildi. İçişleri Bakanı Meral Akşener'di, valileri göndermiyorum dedi brifinge, göndermezse onu yağlı kazağa oturturuz diye. Çetin Saner Paşa'ydı galiba, bilemiyorum, şu an galiba orada tutuklananlar arasında. Öyle bir tepki gelmişti. Valileri Genelkurmay brifingine göndermezse İçişleri Bakanı, söyleyin ona yağlı kazağa oturturuz. Böyle bir dönemdi. Çok da fazla üzerinde durmayacağım ama ağzı olan konuşuyor. Hani 40 yaş altı diye bir espri çıktı ama 40 yaş altı evet 40 yaş altı bilmez anlamaz biz o günleri içinde yani o dalgalarla biz mücadele ettik içindeydik sörf yapıyorduk yüzüyorduk boğulma tehlikesi geçirdik filan falan yani kitaplara belgesellere ihtiyacımız yok ama hep söylüyorum ee, biraz olsun anlamak isteyen, biraz olsun, bir nebze olsun anlamak isteyen YouTube'da var, ücretsiz seyredebilir. Mehmet Ali Birand'ın 28 Şubat belgeselini seyretsin. Bir 8-10 saatini ay ayırsın, seyretsin. Bayağı bir şey öğrenir, en azından konuşacak 10 dakika malumatı olur. Kazım Güleçyüz paylaşmış. 80'lik 28 Şubatçıların tutuklanmasına gösterilen vicdani hassasiyet darbeyle de terörle de hiçbir ilgileri olmadığı halde içeride tutulmaya devam edilen yaşlı hasta kadın bebeklerden esirgendiği müddetçe bu hukuksuzluk girdabından çıkamayız. Oysa hukuk herkese lazım. Bir başka uçta Ergun Babahan'da benzer bir şey yazmış. Dediğim gibi... Önemli olan insaniyet, önemli olan hukuk, önemli olan evrensel ilkeler böyle olunca hangi uçta olursa olsun insanlar aynı şeyleri ifade ediyorlar. 80 yaşındaki Kürd'ün cemaatçinin cezaevinde olmasına sessiz kalıp emekli generallerin tutuklanmasına isyan edenler ahlaksız iki yüzlüdür benim gözümde. Evet. Bir hatırlatma haber sadece bir tane. Kürtçe mevlit okuduğu için 7 yıl 8 ay ceza alan 3 yıldır tutuklu bulunan Ali Boçnak Cezaevinde hayatını kaybetti. Yeni değil bu haber. Ne zaman biliyor musunuz? 25 Eylül Cuma. 25 Eylül 2020. Yani bundan yaklaşık 11 ay önce. 10-11 ay önce. Haberiniz oldu mu bundan? O paşaların avukatlarının da yoktu. Dediğim gibi herkes ateş ocağına düştüğünde 80 yaşa hatırlıyor. İşte efendim iddianamelerin ne kadar basit ve ne kadar ne bileyim mesnetsiz, gerekçesiz, delilsiz olduğunu falan hatırlıyor. Ama başkası söz konusu olduğunda onların hukukuna maalesef sıra gelmiyor. Tıpkı şunun gibi 20 kilo kişisel eşyanızı alıp ülkeyi 12 saat içinde terk edin deseler ne yapardınız? 50 yıl önce bunu 13 bin İstanbullu Rum'a dediler. Evet. Bunlarla yüzleşilmediği için böyle oluyor. Mehmet Altan paylaşmış. Resmi görüş ne? 15 Temmuz yargısının mağdur ettiği kimse yok. Bunu muhalif görünerek kabul edeni televizyoncu yapıyorlar. Evet. 15 Temmuz yargısının mağdur ettiği kimse yok resmi görüşü etrafında bugün Türkiye'de kendine muhalif diyen televizyonlar, gazeteciler dahi yayın yapıyorlar. Durum bu merkezdedir efendim. Durum bu merkezdedir. Bir başka not da şu İsmail Saymaz'ın bu tweet'i çok tartışıldı. İşte efendim 28 Şubat da şu tutuklanan generallerle ilgili dosya Fetullahçı savcılar hazırlamış. İşte efendim nasıl olurmuş bu filan yani A onların yaptığı işte. Ya 28 Şubat soruşturması 10 yıl önce 2011'de yola çıktı. 2012 Nisan ayında ilk tutuklamalar oldu ki ilk tutuklanan isimlerden biri de Çevik birdi. Ve hatta o tutuklamanın üzerinden bir ay sonra da ne bu böyle dalga dalga operasyon rejimi boğacak falan filan iktidar şey yani ülkeyi boğacak falan diye de bir açıklama yaptı Tayyip Erdoğan. Mayıs 2012'de. Her neyse bunun üzerinden yaklaşık 10 sene geçti. Ya arkadaş yani Fethullahçı savcılar ya bir sürü savcı değişti. Bir sürü hakim değişti. Heyetler değişti. Ve mahkeme bir karar verdi. O değişen heyetler değişen savcılardan sonra. Sonra olay Yargıtay'a gitti. Ve geçen ay Yargıtay onadı. Müebbet hapis cezalarını. Filan falan. Ve şu anda da Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında. İstese şahsi yetkisi var affedebilir. Etmiyor da. Tıpkı Abdullah Gül'ün Necmettin Erbakan'ı affettiği gibi. Etmiyor da. Yani üzerinden 10 sene geçmiş hala Fethullahçı savcılar sakızını çiğnemeyi bırakmak gerekmiyor mu? Bakın bu iktidar 17-25 Aralık soruşturmasının üzerinden 305 gün sonra Ekim 2014'te 17-25 Aralık soruşturmasına takipsizlik verdirdi kendi hukuk adamları aracılığıyla Profesör Ersan Şen'in katkılarıyla. Ve tamamen dosya kapatıldı. Zaten dosya kapatılmadan birkaç ay evvel de 22 Temmuz 2014 operasyonu hatırlayın. Polisler, savcılar toplandı, tutuklandı. Yani bu iktidar 17-25 hani deniyor ya o da Fethullahçı savcıları. Diyelim ki öyle. E ne yaptı? Üzerinden bir sene geçmeden, 8-10 ay içinde olayı kapattı. Olayın sahiplerini de, soruşturma sahiplerini de içeri attı. Yapabiliyor demek ki değil mi? E şimdi siz 10 sene sonra aynı türküyü niye çağırıyorsunuz? Çığırıyorsunuz. Tabir yerindeyse. Ben de anlatıyorum. Erdoğan demiş ki yalan terörünün biraz rahatlayalım. Türkiye'de mimarı Bay Kemal'dir, işi gücü yalan terörü. Bir parti ve bir partinin lideri e, CHP'yi kastediyorum kendisine terörist diyen e, Cumhurbaşkanı ve bir AKP genel başkanı karşısında o gün bugündür sessiz. Bir şeyle de demiyor. Terörist ilan etti yani bu şeyle. Yalan terörü falan diyor. Aynı yayında Erdoğan Türkiye toplu yine üretemeyen bir ülkeydi diyor ki bu da yalan. Erdoğan doğmadan önce Atlı isminde Türkiye'nin toplu yine fabrikası var. Yani esasen bir yalan terörü söz konusuysa bunu Erdoğan ve çevresinde ve medyasında ve propaganda bakanlığında falan aramak lazım. Geçelim ama yani tuhaf İlhan Taşçı paylaşmış Rütük üyesi CHP'nin yurt dışından fon alan medya kuruluşlarını milli güvenlik sorunu olarak gören Rütük Avrupa Konseyi'nden 3.6 milyon euro fon alacak diyor. Mesele fon değil kimin aldı? Evet böyle. Senin söylediğin onun için yalan oluyor. Senin, senin yaptığın şey sen foncu oluyorsun öbürü beriki. Rütük fon almış 3.6 milyon euro Avrupa Birliği'nden. Avrupa Konseyi'nden özür dilerim. Bunu da CHP'li Rütük üyesi İlhan Taşçı söylüyor. Ama dediğim gibi kim duyuyor, kim işitiyor, kim biliyor? İşin gittiği yer burasıdır. Pelin Gündeş Profesör Doktor. İşte London University College London, işte hukuk bölümünü ve London School of Economics ki çok kaliteli okullardır bunlar. Yani bırak bu okullardan mezun olmayı, bu okullara kabul etmek, kabul edilmek bile bir iştir yani. mühim bir iştir yani. Bir kapasite gerektirir. Kolay bir şey değildir. Profesör Doktor Pelin Gündeş bu okulları bitirmiş. Onur derecesiyle mezun olmuş. Onu paylaşınca o zaman gel Türkiye'de hukuku tesis et, en azından verdiğiniz zararı onarın diyen e, bir Twitter kullanıcısına ben AKP'li değilim, hiç olmadım diye cevap vermiş. Çok konuşuldu, paylaşıldı. Yani <laughs> ne diyeyim ben, bilirim öyle bir iki merhabalaşmışlığımız vardır çeşitli resepsiyonlarda Pelin Gündeş'le. AKP milletvekilliği yaptı e, ve... AKP'liydi. Erdoğan'la da boy boy fotoğrafları var. Hatta yani ümmet falan filan böyle içinde ümmetli Erdoğanlı, reisli filan böyle paylaşımları falan da sosyal ağlarda. Ama işte bir gün böyle reddediyorsunuz. Yok hayır ben değilim. Olmadım. Hiçbir zaman da olmadım falan filan. Yani okul bitirebilirsiniz. Londra'da gerçekten kabul edilmesi bile güç olan okullardan mezun olabilirsiniz ama kişilerin yani bu paylaşımlar mayası hakkında fikir veriyor yani. Evet zeki olabilirsiniz. Evet bir okula kabul edebilirsiniz ve okulu bitirebilirsiniz. Ama Maya başka bir şey ya. İnsaniyet başka bir şey yani. Onu gösteriyor. Maya demişken bakın bu MHP'nin resmi Twitter hesabından yeni kepsledim bunu. Hala yayında olan bir tweet'tir bu. 20 Mart 2015'te paylaşılmış. Erdoğan ve AKP milli güvenliğimiz için en az PKK kadar tehdittir. Hala duruyor yayında olan bir tweet bu yani. Herkes birbirini terörist, herkes birbirini bir numaralı ulusal yani dev, ulusal güvenlik sorunu ilan ediyor. Devlet Bahçeli, Erdoğan'a ulusal güvenlik sorunu ilan ettiği bu tweetinden çok değil iki sene sonra iktidarın dümen soyuna, suyuna giden, bir sene sonra yeni kapıda yan yana, ondan bir altı ay sonra da başkanlık referandumu falan iktidara koalisyon ortağı olan biridir. Bir değişin böyle bir tarafı var. Diyeceğimiz çok şey var ama. Afganistan'la yavaş yavaş toparlayalım. Görüyorsunuz 9 Temmuz'dan 16 Ağustos'a BBC grafiği bu. Ee, Taliban ülkenin neredeyse tamamını kontrol altına almış durumdalar. Bir aylık çatışma sonucu ve bunu Batı ülkeleri dahil hiçbir ülke öngöremedi. Öngöremediği için de kendi vatandaşlarını dahil e, oradan çıkaramadı. Şimdi tartışılıyor işte Taliban işte e, etrafa böyle gülücükler atıyor, e, şunu yapacağız bunu yapacağız falan gibi böyle filan mesajlar veriyor. Alakası yok. Taliban neyse o. Afganistan demokrasiyle değil şera, şeriatla yönetilecek diyen bir idare. Ee, i̇şte bir takım böyle Luna Park'lardaki görüntüler, spor salonlarındaki görüntüler falan paylaşılarak ya Taliban da değişti mi acaba falan filan gibi. Hayır öyle değil. Çok değişik bir e, şeriat anlayışı var. E, ve işte kadınların bırakın örtülmesini yüzlerinin dahi kapatılması gerektiğini falan savunan bir anlayış. Tamamen artık şeriat idaresi karar verecektir onların eğitimine çalışmasına şu bu diyen çok ciddi infazlar olduğu söyleniyor, teyit edilmemiş bilgilerle, adreslere baskınlar yapıldığı ins e, ve insanların idam edildiği, infaz edildiği, asıldığı, kaybedildiği filan gibi iddialar var. Şu anda zaten fokur fokur kaynayan bir ülke ama bu ülkeyle ilişki kurmaya çalışıyor ee, Ankara, ilişki kurmaya çalışıyor Çin. Her ne kadar tanımasak da e, yeni Kabil yönetimini, ama işte görüşürüz ederiz diyor. En son Erdoğan gene öyle söylemiş cuma namazı çıkışında falan filan. Şey yaparız. E, neticede bir rant var. E, Dolayısıyla şeyler de e, ne derler? Afgan e, Afganistan'a ele geçiren Taliban yönetimi de onu diyor. Yani sağlık, inşaat, enerjide filan e, yeraltı zenginliklerinin işlenmesinde Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz falan diyor. Bu tabii Türkiye'nin Yemede yanında yat, atlayacağı bir şey. Yani sağlık, inşaat, enerji, yeraltı zenginlikleri falan bu konuda Türkiye ile beraber çalışmak için sabırsızlanıyoruz falan deyince Beşli Çete dahil başta herkes sıraya giriyor. E, haliyle Türkiye'de kaynak tükendi. Afganistan'da e, Uyuşturucu kaynaklı bir ekonomi. Aynı zamanda işte yeraltı zenginlikleri falanla alakalı da bir ekonomi var. İşte bu ekonomiden biz ne pay ne alırız diye bir olay var. Taliban sözcüsü Aydınlık Gazetesi'ne manşet oluyor. A Haber'e bağlanıyor falan. Bütün bunların hepsini izliyoruz. Muhtemelen Eylül ayında Afganistan'ı konuşuyor olmayacağız. Büyük geçmiş olsun. Mühim olan şu anda oradan çıkmak isteyenlerin güvenli bölgelere nakledilmesi. Ama Estonya gibi değil. Estonya hükümeti açıklama yapmış. 10 Afgan mülteciyi alabiliriz diye 10-10 sayıyla 10 iki elin parmağı kadar böyle tuhaf açıklamalar da oluyor. Hayır batılı ülkeler en azından İngiltere 20 bin dedi. Yani onu da 4 yıla dağıttı 5'er binden. Batılı ülkeler kendi üzerine düşeni yapmalı, Amerikası, Kanadası, Batılı ülkeleri oradan çıkmak isteyen kaç yüz bin veya milyon Afgan varsa onu kendi aralarında paylaşmalı ama böyle olmayacak. Bu Türkiye'de veya İran'da tutulacak gidişat o. Türkiye ittifakın parçası olduğunu saklamaya çalışıyor. Yani 20 yıldır Afganistan'daki işte Amerikan liderliğinde, Amerika liderliğindeki oluşumun bir parçasıydı Türkiye. Saklamaya çalışıyor mesela Erdoğan son televizyon konuşmasında Orada muharip bir gücümüz yoktu falan filan biz muharip değildik falan diyerek Yani biz oraya harbetmeye gitmedik falan gittik ama Niye gittik falan Yani o anlamda Türkiye o e, Afganistan'daki güçlerin bir parçası olduğunu ittifakın oradaki Birliklerin bir parçası olduğunu saklamaya çalışıyor Giden gitti biz kalanlarla acaba nasıl götürebiliriz Bunun e, derdinde Yani Afgan yönetimi bile e, Afgan yönetimi bile ee, THY uçağıyla çıkarılmış. Taliban bunu bilmiyor mu? Yani sen 20 yıldır hem burada Amerikalarla falan iş tutuyordun hem de mevcut Afgan yönetimini Türk Hava Yolları uçağıyla yani eski Afgan yönetimini, Taliban'dan kaçan Afgan yönetimini Türk Hava Yolları uçağıyla sağa sola ee, kaçırıyorsun. Ya çok tuhaf. Yani Türkiye her tarafta var. Orada da varız, burada da varız, burada da varız, orada da varız. Amerika ile de çalışırız. Eski yönetimi de kaçırırız Dubai'ye, başka yerlere. Ee, Taliban'da da anlaşırız falan. Böyle bir tuhaf bir durum. Bakalım iş nereye gidecek. Ama hep söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Birkaç hafta konuşulacak ve Eylül ayında çok konuşulmayacak mesele. Ama göçmen boyutuyla, Afgan göçmeni falan boyutuyla Batı'nın hep gündeminde olacak e, belli ki Taliban'a e, Çünkü Taliban Doha'da ile bir buçuk yıl müzakere yürüttü e, ve e, Birleşmiş Milletler NATO kararları çerçevesinde 20 yılın sonunda ağustos sonunda yani bu yılın ağustos sonunda zaten müttefik güçler oradan çekilecekti Türkiye dahil her şey plana göre ilerliyordu ama bir anda Taliban ile ilerleyişi hızlandı müttefik güçlerin çıkışı da hızlanmak zorunda kaldı falan böyle bir durum oldu ama belli ki Taliban'a sakin yürü talimatı verilmiş. Taliban da bunu elinden geldiğince uygulamaya çalışıyor. İşte şöyle demeç ver, böyle demeç ver, ılımlı demeç ver falan gibi şeyler ama bu durum işin esasını çok fazla değişmiyor. Taliban şeriatı diye bir şey var ve ve bu uygulanacak göreceğiz yakındır. Afganistan'da iş nereye gidecek göreceğiz ama... Ee, insanlık ayıbına imza atar mı? İnsanlık atar. İşte uçaklardan düşen insanların böyle tişört baskısı çıkmış. Ee, ve bu şekilde insanlar bunu satıyorlar, pazarlıyorlar. Akıl alır gibi değil yani. Son not, Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanlığı yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hakan Fidan'ını kabul etmiş. Öyle diyeyim, ne diye bileyim işte muadil birisini bulamadım. Eee... Bu son derece önemli bir konuş, görüşme. Yani niye bu kişi kendi mevkidaşıyla değil de Erdoğan'la görüşüyor? Akla şu gelebilir. Yani Afganistan'dan kaçan eski yönetim Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı. Sadece o değil. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu ulusal güvenlik danışmanının alanına giren ve bu ulusal güvenlik danışmanının ajanlarının sorguladığı bir Sedat Peker olayı var. Söylenmez. Açıklanmaz ama işin bir de böyle bir boyutu var. Bu son notla manşeti yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.